Aslında grip dışında diğer enfeksiyonlar açısından da en önemli koruma yöntemi sık sık el yıkanması. Çocukların okulda, kreşte, evde, rutin temizliklerinde el yıkamasının öğretilmesi gerekiyor. Birçok enfeksiyon önlenmesi açısından el yıkama en temel yöntem. Bir de hani beslenme çok önemli. Sağlıklı beslenme, doğal beslenme, bol sıvı alımı, C vitamininden zengin sebze meyvelerin sık tüketilmesi bağışıklığı kuvvetlendirdiği için enfeksiyonlara yakalanmayı da önlüyor. Bir de hasta çocukların okula gitmemesi tabii ki. En azından ateşin düşene, gribin, öksürüğün, burun akıntısının azaldığı döneme kadar doktorların da önerdiği süreler dahilinde okula gitmemeleri gerekiyor. Hem kendilerinin daha kolay toparlayıp iyileşmeleri açısından hem de diğer çocuklara bulaştırmamaları açısından dinlenme çok önemli. O dönemdeki izolasyon diğer arkadaşlarına bulaşmayı da büyük ölçüde önlüyor. Beta aslında bir virüs değil. Halk arasında beta virüsü olarak geçiyor ama aslında temelde bir bakteri kendisi. Kışın ve özellikle ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında çok sık salgınlar yapabiliyor. Gördüğümüz tonsilofaranjitlerin yaklaşık %30-40'ı beta sebepli. Beta'da iyi tedavi edilmeyen beta vakalarında düzgün gerekli sürede tedavisini tamamlamayan vakalarda sonrasında akutromatizmal ateş dediğimiz kalp ve eklemleri tutabilen bir hastalığa yol açabiliyor. Bir de böbrek tutulumu olan akut glomerülonefrit var. Böyle durumlarda kalp etkilenebiliyor. O yüzden beta tedavisini mutlaka zamanında sonlandırılması gerekiyor. Beta'nın tedavisi 10 gün antibiyotik tedavisi. Doktorumuzun önerdiği süre içinde uygun antibiyotikle tedavinin tamamlanması esas. Tabii ki doğal beslenmek, bol sıvı alınması, taze sebze meyve tüketimi, temiz hava, oksijen, yaşadığımız ortamın sık havalandırılması enfeksiyonlar açısından, sırf grip virüsü açısından değil, tüm virüsler açısından önemli. Doğal beslenerek, bol sıvı alarak, vitaminlerden zengin beslenerek bağışıklığımızı kuvvetlendirebiliriz. Bu da bizim enfeksiyonlara yakalanmamızı engeller. Hayır, aslında bizim gördüğümüz influenza virüsü her yıl gördüğümüz virüsten farklı bir virüs değil. Yine klasik ateş, öksürük, burun akıntısı, vücut ağrısı, kas ağrısı çok yüksek ateşlerle seyrediyor. Ama her yıl gördüğümüz gibi bu sene çok farklı bir virüs görmüyoruz. İnfluenza, influenza B en sık gördüğümüz grip virüsü etkenleri. Tedavisi de tamamen semptomatik, dinlenme, bol sıvı alınması, en önemlisi izolasyon, yani diğer insanlara da diğer fertlere de bulaştırmamak açısından dinlenme, mümkün olduğunca kalabalığa girmeme ve bu dönemi en rahat bir şekilde atlatma. Yoksa çok farklı bir virüs değil, yine aynı virüs. Çok büyük bir çoğunlukla da hastalarımız sıkıntısız, komplikasyonsuz iyileşiyorlar.